Herkese merhaba. Bugün Mini 2 için ND filtreleri neden kullanmalıyız ve nasıl kullanmalıyız? Freewell ND filtreleri nasıl kullanılıyor gibi konulara değineceğiz. Daha önce çektiğim nedir bu FPS ve ND filtre videolarını yukarıda linkliyorum. Çünkü aynı bilgileri tekrar etmeden direkt Mini 2 ile ilgili kullanıma geçeceğim. ND filtrelerin kullanım amacı daha önce de bahsettiğim gibi kameraya giren ışık miktarını düşürmek. Mavic Mini ilk çıktığı zaman sadece otomatik modda çekime izin verdiği ve shutter speed, ISO gibi değerlerle oynamamıza izin vermediği için YouTube'da Mavic Mini ile ND filtre kullanımının anlamsız olduğuna dair birçok video bulabilirsiniz. Fakat bu videoların hepsi Mavic Mini'ye gelen bir güncelleme ile geçersiz hale geldi. Çünkü Mavic Mini manuel modda çekim yapabilmeye başladı. Piyasada çeşitli markaların Mavic Mini ve Mini 2 için ürettikleri filtreleri bulabilirsiniz. İki drone'un da kamerası aynı olduğu için filtreler iki drone içinde kullanılabilir. Çok ucuz filtreler görüntü kalitesini bozabilir. Bu yüzden almadan önce biraz araştırma yapmanızı tavsiye ediyorum. Freewell Mini serisi için en iyi filtrelerden birini üretiyor ve bugün Freewell filtreler üzerinden incelememi yapacağım. İncelemek ve satın almak isteyenler için linki aşağıda bulabilirsiniz. Freewell'in standart D, yani daha kapalı havalarda kullanılabilecek filtre seti, Bright D, yani daha güneşli bir havada kullanılabilecek filtre seti, All Day, yani her türlü hava koşulunda kullanılabilecek filtre seti bulunuyor. Bu gördüğünüz filtre seti her türlü hava koşulunda kullanılabilecek olan ve 8 tane filtre içeren filtre seti. Bunun dışında daha fazla f-stop sağlayan ND1000 ve ND2000 filtreleri ayrı bir set olarak satılıyor. F-stop'un ne olduğunu ve f-stop'larla ilgili daha fazla bilgiyi daha önce bahsettiğim ND filtre videosunda bulabilirsiniz. Filtre olmadan otomatik modda çekim yaptığınız zaman drone lense giren ışık miktarını azaltmak için shutter speed'i yükseltiyor. Fakat bu bize sinematik videolar için istediğimiz görüntüyü vermiyor. Dronelarda aperture değeri sabit olduğu için drone'un oynayabileceği değer shutter speed ve ISO değeri. ISO değerinin çok fazla arttırılması zaten aydınlık katacağı için ışık seviyesini düşürebilmek için drone'un yapacağı tek şey shutter speed'i arttırmak. Sinematik videolar nedir bu FPS videosunda açıkladığım gibi çok net karelerin olduğu videolar değil ve belli bir oranda hareketin bulanık olması gerekiyor. Çok net olan görüntüler, yani yüksek FPS'de çekilen videolar ve hızlı shutter speed'lerle çekilen videolar bize alışılmadık bir hissiyat verdiği için genellikle filmlerde kullanılmamaktadır. Bunun için ortaya konulan 180 derece kuralına göre shutter speed'iniz videoyu çektiğiniz FPS değerinin 2 katı olmalıdır. Yani 30 FPS'lik bir videoyu 60 shutter speed ile çekmeniz size sinematik bir görüntü verecektir. İşte bu kuralı sağlamak için gün ışığında çekim yaptığınızda filtre kullanmadan bu değerlere ulaşmamız mümkün olmuyor. Filtre seçimine gelirsek, daha kapalı günler için ND4, ND8 veya ND16 gibi filtreler tercih etmemiz daha mantıklı olacaktır. Bunlar dışında üst sırada gördüğünüz CPL filtresi hem sudaki yansıma hem de şehir çekimlerinde camlardan gelen yansıma gibi istenmeyen yansımaları önlemenize yardımcı olur. Bunun yanında su ve gökyüzünün renklerini biraz daha canlı bir hale getirir. Alt sırada gördüğünüz filtreler hem ND filtre hem de polarize filtrelerin bir araya gelmesiyle oluşan filtreler. Bu filtreler daha aydınlık ve güneşli günlerde kullanmak için daha uygun ve polarize özellikleri sayesinde hem ışığı keserken hem de istenmeyen yansımaları önleyebiliyorlar. Filtrenin kullanımı çok kolay. Havaya göre bir filtre tercihi yapmanız gerekiyor. Belli bir tecrübeyle hangi filtreyi kullanmanız gerektiği hakkında bir fikriniz oluyor. Ama yine de drone'u havalandırmadan önce taktığınız filtreyi drone'u elinizde çalıştırarak gökyüzüne doğru hafifçe tutarak doğru mu değil mi diye kontrol etmenizde fayda var. Filtreyi şu şekilde kamerayı aşağı doğru iterek üstteki ızgara gibi görülen kısma filtrenin ucundaki küçük çengelleri denk getirecek şekilde takarsanız ve filtreyi elinizle bastırarak oturtursanız bir sorun olmadan gimbal'ın üzerine oturması gerekiyor. Filtrenin herhangi bir kısmının kameranın lensinin önüne geçmemesi gerekiyor ve oynamaması gerekiyor. Ama filtrenin çengellerini ızgara gibi görünen yere geçirdikten sonra hafifçe bastırırsanız zaten filtre kendi kendine oturuyor. Bunu yaparken drone'u kapatmanızda fayda var. Çünkü kapatmazsanız gimbal'ı aşağı yemeye çalıştığınızda gimbal sizle savaşıyor ve kendini düzleştirmeye çalışıyor. Ve bu yüzden gimbal'ın bozulmasına neden olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi oldukça kolay bir şekilde kamerayı takabiliyorsunuz. Ve taktıktan sonra da filtreler çok hafif olduğu için drone'u açtığınızda başlangıçta gimbal ayarlanırken herhangi bir problem yaratmıyorlar. Şimdi hep birlikte filtreli ve filtresiz çekimin karşılaştırması,
ve filtrenin nasıl faydaları olduğunu gördüğümüz birkaç videoyu izleyelim. Filtreyle daha profesyonel görünümlü, güneş varken daha kontrastlı güzel videolar elde edebiliyorsunuz. Özellikle güneşe karşı uçtuğunuzda çok daha güzel bir görüntü sunuyor ve bunun dışında shutter speed'i düzgün bir şekilde ayarlayabildiğiniz için çok daha sinematik videolar elde etmenize yardımcı oluyor. Ben genel olarak filtreleri çoğu uçuşumda kullanıyorum. Çok ani drone'u havalandırmak istediğim zamanlarda otomatik modda uçsam da filtrelerle çekilen videoların kalitesi filtresiz videolara göre biraz daha iyi ve daha stabil. Çünkü otomatik modda farklı hava koşullarında drone siz fark etmeden shutter speed'i kendi kendine değiştirdiği için her çektiğiniz video birbiriyle aynı kalitede olmayabilir. Ama filtreniz olduğu zaman kendiniz bütün ayarları manuel yaptığınız için bütün videoların kalitesi, bulanıklık miktarı ve netliği aynı şekilde olacaktır. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.